Güneş Arpınar. Ya bizim için önemli olan cevizden vazgeçtik biz, fındık. Fındığa bir şey olmadı. Mehmet şey Hüseyin Bey, şimdi şöyle bir durum var. Bizim fındık da değil, bizim ceviz de değil. Şimdi bazı sıkıntı var. Yani kendilerini tarımcı olarak gösterip de, bilge olarak gösterip de topluma, çiftçiye bazı reel, gerçek çalışmaları yansıtmayan çok altyapı var. Evet. Ben fazla girmek bak, istemiyorum. Bak şunu da veriyor, bak şurada. Evet. Şimdi burada arkadaşlar yanmış, burası veriyor dedi. Bugün kıymetli Hüseyin Mecit. Hüseyin Mecit Bey'le Mersin Toraslar burası Aslanköy mu? Aslanköy'de yaylası. Yaylasından size seslenmek istiyorum. Bugün 29 Mayıs herhalde. 29 evet. Mayıs. Doğru mu? 29 Mayıs. Evet, 29 evet. Mayıs'tan buradan sesleniyorum ve bu gece burada yaklaşık sıcaklık 4 derece civarıydı. Ve gündüz yağmurlu bu yıl, akşamları da ciddi mahiyette soğuk. Geçenlerde buradan 20 gün önce sanırım. Var mı 20 gün? 22 gün. Ayın 7'si, Mayıs'ın 7'siyle 8'inde soğuk olmuştu. Evet, o bizim Hıdrellez soğukları. Hıdrellez soğuklarında buraya müthiş bir kırağı yağmış. Soğuk olmuş. Yaklaşık eksi... Evin içi eksi 5'ti. Burası da eksi 15'tir. Var mıydı o kadar? Tabii canım. Yoksa ve, yapmaz ki bunu bu kadar. Bu yıllar sonra böyle bir iklim yaşanıyor. Ve burada yapraklarımız, yeni açmış yapraklarımız yanmış. Bazı taze gözeneklerimiz de yanmış ama ben Hüseyin Mecit Bey'in engin çiftçilik tecrübesinden bir şeyler sormak istiyorum. Arkadaşım, yaprağımız yanmış ama özümüz yanmamış. Yanmamış. Ve burada meyve gözeneği var. Şu anda var mı? Var. Var. Bir de burada meyve gözeneğimiz var mı? Var. Bak, meyve gözeneğimiz var mı hocam? Şurada. Var. Var. Burada onlarca gösterebilirim arkadaşlar. Bizim Aysa organik ürünlerini kullandınız mı beyefendi? Tabii 6 senedir kullanıyorum ben. Bu sene 6. sene. 6 senedir kullanıyor bu beyefendi. Değerli arkadaşlar, burada her ne kadar yansa dahi bu uç filizler. Hüseyin Bey, şu gözenekler, buradan yanan filizlerin altından patlayan şu gözenekler, bak yeni gözenek. Evet. Burada meyve olur mu olmaz mı bu saatten sonra? Vallahi şurada olmuş bak, orayı çek istersen. Şurada bir tanesi olmuş bak. Ya var orada, çok var bak şuralarda. Şuralarda evet. Olmuş bak. Odalı nasıl çekeyim? Odalı çekeyim aşağıdan. Çek bakayım odalı. Burada hani konuşuyoruz. Bak aha, şu dalda bak. Heh. Şu değil mi hocam? Bak arkadaşlar burada. Yine burada bakın. Heh. Şuraya da bak başka. Ben çekiyorum. Bak olmuş. Yani var hepsi yani gayet güzel. Ben çünkü... Şuralarda bakalım Hüseyin abi. Evet, enteresan bir şekilde arkadaşım. Gerçekten. Orayı göster, orada da var. Ben, hepsini de veriyor. Bak burada yanmış. Şimdi bir ay sonra göreceğiz bunu. Evet. Bir ay sonra ben sahamur çekip atacağım. Ben özellikle bu benim dikkatimi çekti. Ceviz yandı. Kırağı vurdu. Don oldu. Falan filan da. Hocam yani çok güzel bak. Şunlar tamamen meyveli dönecek Hüseyin Bey. Evet. Hatta buraya bir kırmızı kurdele bağla. Benim kırmızı kurdele hikayem devam ediyor. Cevizle de devam ediyor. Bana şimdi birçok çiftçi arkadaşlar diyor ya hep fındık çekiyorsun. Gel şöyle yanıma gel ya. Hep fındık çekiyorsun. Ceviz niye çekmiyorsun? Kardeş ceviz müşterisi varsa çekerim. Ama burada... İşte bak bunlarda da var. Var değil mi? Burada gözenek var bak. Şunun dibinde var. Şunda var bak. Evet. Başlamış. Başkan bak şuraya bakar mısın başkan? Ah, orada başlamış. Evet. Var hocam var. Fevkalade var. Ama şu var. Hüseyin hocam. Kardeşlenmeleri gördün mü hocam? Bak şurada da var mı? Var. İnanılmaz şekilde var hocam. Şuraya bak ya. İşte, Halil Başkan şurayı bir çek ya. Benim şeyim bu dördüncüyü atmadı. Üç kere attık buna. Bu olaydan sonra dördüncüyü atmadım. Niye atmadı? İşte dedim yandın atsa gitsin diye ama şimdi atacağım. İki tane daha atacağım buna. Ya ben sizi ne yapayım ya? Eylül'de, Ekim'de göreceğiz. Arkadaşlar Ekim'de öyle bir garip durum var ki. Yani bu ya çiftçilerimiz... Ya yatmadık işte. Bir dakika. Ya hocam yansın. Mübarek yansa dahi bu filiz sana gelecek yıla lazım. Bak şimdi şu filiz yanmış. Değil mi? Evet. Mübarek buradan niye filiz patlattı? Patlattı işte ama vermediklerimize patlatmadı orada. Komşularımız da patlatmadı. Ben dedim bizimki de patlamaz aslında. Ya bana bak.
Ya biz de niye yanla öğreniyoruz ha? Biz çiftçiler böyle yine anlamayız. Yine de bana 6 yıldan beri inanmıyorsun değil mi? İnanıyoruz tam. İnanmaz olur muyuz? Bir dakika. 6 yıldan bir dakika. Dur kaçamazsın. Şöyle. Bana politik cevap verme. Ben şimdi biz neyiz biliyor musunuz? Biz 60 yaşlıya geldik ya. He. Şimdi 60 yaşındaki adamların anlaması çok zor. Ben anladım kendimi geliştirdim ama ben şimdi söyleyeyim kimse anlamıyor. Şimdi ben de bir yerde sana güvenmiyordum. Hep kendim yapa yapa baka 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 sonra dedim çok güzelmiş dedim. Seni davet ettik buraya. Bu ikinci gelişim değil mi? Evet. İki yıl sonra tekrar geldim. Bak bir yıl sonra bahçeyi gördüm. Ama bu sene tuhaf bir şey oldu. Soğuk vurdu. Sen de geldin gördün işte. Güzel oldu. Bak buraya benim bu dediğim yerlere evet. Kırmızı kurdaleye bağlıyorsun. Evet. Bak bilhassa bak şu dal. Bak neye bakıyor bu? Dağ, şey toroslara kuzeye bakıyor. Bak, kuzeye. Bir dakika başkan şu toroslara çeker misin Allah aşkına? Toroslara bak. Burada Toros dağlarına bak ya. Sıra dağlar. Toros'un zirvesindeyiz işte. 1560 rakım bak şimdi bulduğumuz yer. Burası. 1560 rakım. Bulduğumuz yer. Hey Karadenizler. Size sesleniyorum. Hüseyin Mecit burada. 1560 rakımda fındık yetiştiriyor. 1560 rakımda bu çiftçimiz fındık yetiştiriyor ve ceviz yetiştiriyor. Ve şeftali yetiştiriyor. Ve daha sonra sizi zeytinlik bahçesine götüreceğim. Zeytin hikayesini dinleyeceğiz Hüseyin evet. Mecit Bey'den. Lafla peynir gemisi yürümüyor arkadaşlar. İcraatla yürüyor. Ben Hüseyin Mecit Bey'i huzurunuzda tebrik ve teşekkür ediyorum. Buraya 800 bin kilometre gaz basarak geldim. İl il dolaşıyorum. Önceki gün Diyarbakır'daydım. Daha önceki gün efendim Urfa'daydım. Dün Osmaniye'deydim. Değerli arkadaşlar, bu beni koşturan kişi böyle tarıma duyarlı çiftçilerin sayesinde biz koşmayı yapıyoruz. Bah. Gerçekten gecemiz gündüzümüz hocam nerede yattığımı dahi bilmiyorum. Düşün. Teşekkür ederiz ya. Biz de sana yani, teşekkür ediyoruz. Hayır. Yani, sizin zaten şu çalışmanız beni bu evet. koşturmaya bak, yapıyor. Şimdi şurada vermediğim var. Onu keseceğim diye vermedim o ağacı. He. Fındıklar içinde kalıyor. Kesmem. Git bak ona. O bu kadar çalışmamış. Ona, hadi ona başkan bir parmak at gel orayı gösterelim. Gel bak hadi. Şu ağaca hiç vermedim. Aynı yaşta aynı sene dikmişiz. Buna fındıkların içinde kaldı. Keseceğim diye bunları vermedim bak. Bak buna kuruyup gidiyor. Bu onun gibi açılmadı. Evet. Bu onun gibi açılmadı. Bu kuruyor. Fındıkların içinde olduğu için buna vermiyor. Keseceğim bunu. Kökünde keseceğim diye. Cinsi ne bunun? Aynı cins. Fernur. Aynı cins. Çentleri yok mu burada? Çentleri de var. Çentleri değiller de var. Çek. O nasıl? Çentleri nasıl? Çentlere bir şey yapmadı. Evet bak arkadaşlar yine bu da aynı. Bu da. Bu da aynı. Buna da vermedim. Bak bir şey daha diyeceğim. Bunların içinde bir dakika vermiyorum. Mecit. Şunu sen anlatır mısın? Bunun neyini anlatayım işte yanmış ki soğuk yaktı gitti. Hay seni Allah'ını seveyim. Ya arkadaş hiçbir şey bunu bilmiyor musun bak. Değerli arkadaşlar. Şimdi Aysa organiği kullanmayanların hali bu. Şimdi ha. Buna kullanma diyorum mesela. Ama bak şimdi hocam yandı da bak enişte beni iyi dinle ya. Sen ya birine eniştesin. Şunu anlatayım ben sana anlatayım bak. Şimdi onların hepsi aynı yaşta bak, bunlar. Bak ben bunu daha incelememiştim. Ben sana anlatıyorum bak. Şimdi onlar yolun kenarında kalıyor diye. Onlar cevizler kalacak dedi. Planımız öyle. Burada fındıklardan randımını aldığım için bunlara ilaç vermiyorum. Bunları keseceğim diye. Bunları keseceğim. Bak şimdi aradaki farkı. Bunu yandı. Bu açılmadı. O yandı açıldı. Fazla da yanmadı o. Aysa organın farkıyla. Aysa organın farkı bu ya. Vay anasını ya. Bak şimdi yani bana sen, anlatsaydı. Sen inanmıyorsun gel kendi gözünle gör dedim. Mesela gör işte bana. Bakın arkadaş sade şu cevizin bizim kullandığımız ceviz yine verime ona yapmış. Ona 3 verdim 4 Ferrari. Fernur. İkisi cinsi. Aynı. Evet. Biri yanmış filizler patlamış. Evet. Ve sana bir bu şey söyleyeyim mi? Ben bir şey daha burada evet. itiraf edeyim. Sen benim ürünü belki de çok erkenden kullandın ona. Kaç gün önce? Soğuk hava gelmezden kaç gün önce kullandın? Onu Mayıs'ın Nisan'ın 17'sinde kullandım. Fındıklarla peki, beraber. Peki Nisan'ın 17'si? Mayıs'ın 7'si. Mayıs'ın 7'si. Kaç 20 gün yapar 20 gün. 20 gün. Eğer sen 10 gün önce bak şunu hiç unutmayın değerli arkadaşlar. Bize hep koca karı hesapları diye bizimle dalga geçtiler. Tamam koca karı. Az anlatayım.
He, dur enişte. Ama Hıdrellez'i hiç hesap etmedik bak, biz. Hıdrellez de koca karı hesapları. He. Anladın? Burada ben burada çocukluğumdan beri buradayım. Hıdrellez'de ben bu kadar soğuk olduğunu görmedim. Ya olur. Bu tuhaf bir şey olur sana. Evet, şimdi şunu diyorum. Ya bizim atalarımızın bize tarım takvimini bizi böyle hakir görerek, kötü göstererek biz bu hale geldik. Evet. Ben burada şunu anlatmak istiyorum. Aysa organik ürünlerini bak, kullan veya kullanma. Ben şuradaki farkı koydum mu ortaya? Evet. Ben seni niye çağırdım? Gel gör kendi gözünle. İnanmıyordun, gel gör dedim. Biz burada eğer kullanmış olsaydık bunda da ceviz olacaktı. Evet. Bunda da ceviz olacaktı. Bunun daha ben ilerisini görmüyorum. Bir de bak şimdi orada Hüseyin Bey, var. O da yanlış. Hüseyin Bey. Heh. Şimdi şunu demek istiyorum. Sen güzel bir şey yapıyorsun ama ben şu anda kritik noktayı sana anlatayım. Koca karı soğuklarından önce kullanın dedim. Evet. Uyandıysa şöyle yapın dedim. Evet. Hıdrellez soğukları var dedim arkadaşlara. Evet. Yani 5-6 Mayıs her yıl soğuk yapar. Senin bir de burası 1560. 1560 rakımlı bir yerdesin. Burada meyve, sebze yanmaması diye bir olasılık yok. Hadi bu meyveye dönseydi dahi meyveyi yanardı bunu. Yaktı zaten. Bunların evet. Meyve vardı. Şimdi arkadaşlar gördünüz Halep orada her zaman dediğim gibi arşın burada. Ölçün. Şimdi eğer bu kardeşimiz burayı kopartacağım, çıkartacağım demeyip bunu keseceğim. Fındıkların arasında kaldı. Keseceğim bunu. Kes bunu. Başka yedik ya. Yok yok keseceğim. Baksana hepsi kurumuş. Şuna bak ya. Ulan fındıkların arasında değil. Keseceğim bunu. Allah Allah. Şu yolun kenarına. Şuraya da bak. Bak. O yolun bak, kenarında kalanlara evet, verdim. Evet farkı. Farkı fark ettik mi ettik hocam? Peki. Çok teşekkür ederim. Şimdi Çetner de düzeldi. Çetner de vermiştim mesela. O da yanmıştı. O da düzeldi. Ben kıymetli dostlar Hüseyin Mecit Bey'e huzurunuzda çok teşekkür ederim. 6 yıldan beri bize inandı. Bize güvendi. Ama bazı şeyleri yine de İnat için yapmıyor. Kendi yapıyor. Kendi yapıyor değil mi? Kendi yapıyor. He. Ya bu kadar da böyle net konuşan çiftçiye de rastlamadım doğrusu. İnat onda kendi yapıyor. Peki yapıyor. Çok teşekkür ederim.